Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi de bir dünya markası olan Alfema'dayız. Aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük katkısı oluyor. Alfema'nın CEO'su Sayın İlyas Murtezaoğlu Bey'leyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarı nasıl buldunuz? Alfema'ya geçmeden önce izlenimlerinizi bir almak isterim. Fuar çok güzel. Özellikle yabancı misafir katılımı %20'ler civarında. O da sevindirici. Bizim gibi uluslararası firma olunca çok olumlu. Yurt içi katılım da çok olumlu. Tabiri caizse kuru kalabalık değil. Gerçekten bilinçli franchise müşterileri geliyorlar. Verimli geçiyor. Alfema bu yıl 20. yılını kutluyor. Alfema markasıyla aslında sektörde çok daha eski. Alfema çok sıcak bir firma. Tüm müşteriler açısından, bayi teşkilatı açısından baktığımız zaman ürünlerimiz çok kabul görüyor. Biz ürünlerimizde ve markamızda bu yıl ciddi değişikliklere gittik. Bir kabuk değiştirme şeklinde ve de çok olumlu tepkiler aldık. Özellikle bu fuarda bu işin duayenlerinden de olumlu tepkiler aldık. Beklediğimizi bulduk. İnşallah bunun ticarete de dönüşünü çok kısa zamanda alacağız. Sinyallerini alıyoruz. Bu yıl adeta 20. yıl diye %20'li rakamlarda kaldık. Biraz temkinli davrandık. Kendimizi mutfakta hazırladık. 2018'e çok hızlı gireceğiz. 2018'de çok ciddi büyüme hedefimiz var. Hem bayilik açısından hem satışlar ciro açısından. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Önümüzdeki ay kısmet olursa Aralık ayında Costa Rica'da bir bayi açılışımız var. Akabinden Tacikistan'da bir bayi açılışımız var. Bütün dünyaya yayılıyoruz inşallah. Bir de yeri gelmişken şu an bizi izleyen yurt dışındaki vatandaşlarımız da var, işverenler de var. Doğal olarak bu büyümede bayilik verirken çok da titiz davranıyorsunuz değil mi? Çok doğru, çok doğru. Çünkü neticede ticaret yapıyoruz. Biz bayilerimize hani lügat anlamında bayi fakat biz gerçek bir iş ortağı olarak bakıyoruz. O nedenle de yarının iş ortağını herhangi bir riske atmamak üzere tüm uzman arkadaşlarımızla çok inceleyip sık dokuyoruz. Gerçekten riske de girmeme adına çünkü neticede kurumu riske sokma şansımız yok. O nedenle evet inceleyip sık dokuyoruz. Ona rağmen çok ciddi bir atılım yılı öngörüyoruz 2018'de çünkü talep yüksek. 2018'de doğal olarak büyümenin bir gereği olarak büyümeye de devam edeceğiz. Bizim şu anda istihdamımız yaklaşık bir yıl içerisinde %25'lerin üzerinde arttı. Gelecek yılda artmaya devam edecek. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Yani ülkemiz adına istihdamı artırmak. İnşallah büyümeye hep böyle devam edeceğiz. Tabii bilgi ve birikimleriniz var. Gençleri de doğal olarak tecrübelerinizden faydalanıyorlar. Bu sektörde Türkiye'nin şu an gittiği durum nedir İlyas Bey? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sektör ülke adına bence en önemli sektörlerden birisi. Şu yönüyle biz de dahil olmak üzere tüm ürünlerimizin tasarımı kendi ekibimiz tarafından yapılıyor. Prototip üretimlerinden seri üretimine kadar ve ham madde %95'in üzerinde yerli. Böyle baktığınız zaman hani kanundaki adı değil ama katma değerse bu diyorum. Evet, neredeyse %100 katma değer yaratıyoruz ve bence çok daha önemlisi gurur verici yanı yarattığımız bu katma değeri markamızla, Alfema markasıyla dünyanın bir ucuna satıyoruz. Oralardaki mağazalarımız Alfema mağazaları, bu çok gurur verici bir şey. Bu fuardaki ihtisaslaşma nedeniyle ayrı bir holde çocuk reyonumuz, bizim Kids and Teens markamız adı altında çocuk ürünlerimiz. Bebekten yetişkin çocuğa kadar her kademede ve uluslararası lisanslı ürünlerimiz söz konusu. O nedenle de dünyanın birçok noktasından bizim aramamıza gerek kalmadan bizi arayıp geliyorlar ve o ürünlerimizi tercih ediyorlar. Yurt dışında da sadece Kids and Teens mağazalarının olduğu ülkeler var. Yani şöyle bir örnek verecek olursam bugün bütün Avrupa'yı besleyen mobilyacılıkta Polonya'ya biz iki tane kids mağazası açtık. Üçüncüyü açacağız. Yani tereciye tere satıyoruz adeta. Bayilik verecek olduğunuz firmalara ne gibi katkılarınız oluyor? Ne gibi faaliyetleriniz var? Sektörde genel uygulamalar var. Tabela ve benzeri iç dekorasyon noktalarında desteklerimiz oluyor. Onun dışında da ürün satışı normal rutin işlem. Evet, gelen bayi almak isteyenler kesinlikle kazanacaktır o zaman değil mi? Kesinlikle, fakat yurt dışı açısından belki bir farklılık, rekabet açısından dile getirmek gerekirse biz Türkiye'de toplamda tüm sektörlerde 150 civarında
şirkette, sadece 150 şirkette olan Turquality desteğini alan firmalardan birisiyiz. Sektörde bu yönüyle iki adım öndeyiz. Dolayısıyla da devletimizin bu desteğini de aynen yurt içindeki Bayek'te olduğu gibi yurt dışında kullanırken çok dikkatli oluyoruz. Neticede ihracatı desteklemek istiyor devletimiz. Biz de bu konuda çok özverili çalışıyoruz ama ülkemizin kaynaklarında heba etmeme adına orada da çok dikkatli davranıyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon devam ediyor. Evet sevgili izleyenlerimiz, Alfama bir dünya markası demiştik. Hep bir ilklere imza atıyor. Size de meraklandıran bir konu var burada. Sizin de bunu görmenizi istedik. Basaç teknolojisi var burada. Türkiye'de ilk Alfama olarak biz 2018 Furniture İstanbul Fuarı'nda sergiledik ürünümüzü. Koleksiyonumuzun ismi Gravity. İsterseniz ben size bir demonstrasyon yapayım. Tabii. Ve izleyicilerimiz de görür zaten. Kaplaması üzerinde lazer var kapağın. Lazer işlemeleri var. Ben şöyle tek dokunuşla açılabiliyor. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi çok otantik bir ortam oldu. Aynen. İsterseniz şu kapağı da göstereyim ben size. Burayı da ben açayım. Şu an otomatik olarak açılıyor. Hatta şöyle bir özelliği de var. Şimdi iki taraf da aynı oldu. Kapaklar açıldıktan sonra da bir giyinme odasına dönüştü gardırobumuz. Böyle kesinlikle böyle çok zengin bir gardırob. Aynen, aynen doğru diyorsunuz. Evet sevgili izleyenlerim, sizin de görmüş olduğunuz gibi çok güzel ve bir ilklere imza atmış yine Alfama. Bunu da size göstermek istedik.